İstanbul'dan mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 19 Nisan 2019 Cuma akşamı ve heyecan dorukta İstanbul'un güzellikleri. 15 milyonun üzerinde nüfusuyla bütün dünyanın göz bebeği durumunda bulunan İstanbul'umuzda, Ataşehir'de büyük heyecan yaşıyoruz değerli izleyiciler. Her bir ilçesiyle, 39 ilçesiyle mükemmel bir şehir İstanbul'un gururunu yaşıyoruz. İstanbul'dayız. Ben Bilgehan Demir, sizlerle birlikteyim. Silence Convention Center'dayız. Şimdi birazdan karşılaşmalar arka arkaya başlayacak. Soyunma odasında hazırlıklar var. Değerli boks severler, az sonra Mert Yıldırım'ın karşılaşması var. Gurbetçi boksörümüz Mert Yıldırım. 7 maç, 7 galibiyet. Mağlubiyeti yok, beraberliği yok. Tabii ki heyecanlıyız. Mert Yıldırım'ın karşılaşmasını bekliyoruz. Bugün burada Tarık Sözer'in galibiyeti, arkasından Mert'in galibiyetiyle geceyi kapatırsak gerçekten iyi bir iş çıkartmış oluruz. Bu yüzden de önemsiyorum. Yani 8 galibiyet, 8'er galibiyet verebilir. İşte bakın, heyecanı arttırıyoruz sevgili izleyiciler. Mert Yıldırım Almanya Hamburg'da yaşıyor. Yozgatlı birazdan ringde olacak. Şimdi bu maçın ardından. Yaşında hafif ağır siklette mücadelesini yapıyor. Türkiye adına maçlara çıkıyor. Gurbetçi boksörümüz antrenörü Arthur Gregorian, dünya şampiyonluklarını defalarca yaşamış bir isim. Köşesinde Mert Yıldırım'ın, işte Mert Yıldırım ekranlardaki isim sevgili izleyiciler ve maçın rakip. 6 rounds of light heavyweight action tonight at Silence Convention Center İstanbul'da. Silence Hotel and Convention Center'da 6 round hafif ağır siklette gerçekleşecek mücadelede Macaristan'dan Blue Corner representing Hungary 38 wins 12 knockouts. He is Zeek Istvan Zeek Zeller. Macar 30 yaşında sevgili izleyiciler. On the red corner maç çıkartır. Representing Turkey, 7 wins, 4 knockouts with no losses. Namalup, 7 maçın hepsini kazandı ve 4'ü knockout'tu. Bayanlar baylar, Mert Yıldırım! Rakibimiz Egidio Pissedu. İlk round tabelası havada. Anna ring tabelalarını her zaman olduğu gibi Ring Masters Olimpiyada taşıyan isimlerden. Round 1. Box. Anna Monza, ekip arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Ve şimdi ilk round başladı. Mert Yıldırım Macar Zeller mücadelesi başladı. Bu karşılaşma sevgili seyirciler 6 round üzerinden 3'er dakika biliyorsunuz. Midesine sol direkte uzandı. Yozgatlı Sorgul'dan sevgili izleyiciler. Mert Yıldırım henüz 19 yaşında. Hani dünya çapında isimleri anlatıyoruz ya, işte 22 yaşında dünya şampiyonu oldu, 23 yaşında dünya şampiyonu oldu. Bakın önünde 3-4 senesi var o seviyeye gelmeye. Belki de bir gün bu kardeşimizi bir şampiyon olarak da anlatabiliriz. İki düz gard boksör. İsvan Zeller 79 kilo tartım verdi. Mert Yıldırım da tam kilosunda geldi. Biliyorsunuz bu siklette 79 kiloda son derece zorlu karşılaşmalar yapılıyor. Sol direkler. Andre Ward bu sikleti domine eden isimlerden bir tanesi. Kovalev keza. Büyük isimler var. Dimitri Bivol de şimdi yeni şampiyonlardan değerli izleyiciler. Oralarda işler karışık.
Ben açıkçası Mert Yıldırım'ın süper orta siklette daha başarılı olabileceğini düşünenlerdenim. Bu siklete göre 3 kilo aşağıdan bahsediyoruz. 76.2'den sol direkt midesine. Tabi zaman gösterecek. Henüz 19 yaşında değerli izleyiciler. İsvan Zeller acele etmiyor. Sol direkt vurdu, çekildi. Macar boksör. Türk boksörümüz karşısında uzaktan boks yapmayı tercih ediyor. Yakında girmiyor. Önünde tutmaya çalışıyor. Sürekli vurkaç taktiğini uygulamaya başladı. İlk raundun son anlarına doğru ilerlerken değerli boks severler, midesine sol direkte sağ kroşese vurdu, isabet yok. Hafif Bedri Arı'yı andırıyor değil mi? Adım adım üzerine gelmeye çalışıyor. Öne adımlarla yakalama peşinde. İlk raundun günahı olmaz sevgili izleyiciler. Sol direkt tekrar midesine doğru body shotlar deniyor. Vücuda yaptığı vuruşlar. Mert Yıldırım Hamburg'da yaşıyor. Sol direkt tekrar. Pazar akşamı saat 21.25'te kıyamet kopacak resmen. Çok büyük bir heyecanı ekranlara getireceğiz. Dani Garcia Granados, Dimitrenko, Andy Ruiz, vay vay vay, ağır siklette de maç var, yarı orta siklette de. İlk raundun son anlarında Mert Yıldırım'dan teknik yumruklar gelmeye başladı. 1.89 boyunda sevgili izleyiciler. Düzeltiyorum, 1.79 boyunda Mert Yıldırım. Bu sikletin bir üstü cruiserweight oluyor. İşte Fırat Arslanların sikletinden bahsediyorum. Oradan sonra artık ne oluyor? Ağır siklet. 91 kiloda cruiserweight'te Türkiye'de İstanbul'da İstanbul Spor'un boksörü Seyda Keser var. Yardımcılar dışarı. Yenilgisiz kariyeri giderek daha ön plana çıkacak. Ama kaburga kemiğinden Rusya'da sakatlanması en son antrenman kampında, o kadar çılgın bir adam ki bu gecede ringe çıkmasına engel olamadı. Bir ol topuz olsun, antrenör olsun, kesinlikle çıkmamalısın dedi. Ama o çıkmayı tercih etti. Şimdi midesinden yakalıyor Mert. Maça ısınmaya başladı. 19 yaşında olduğunun altını önemli çizmek istiyorum sevgili boks severler. D-Max ekranlarında Mert Yıldırım'ı ilk kez izliyorsunuz. Bundan sonra inşallah çok maçını göreceğiz. Bakın, yakın mesafesine sokmadı bile. Merkezden boks yapmaya çalışıyor. Bu çok iyi. Rakip onun etrafında adeta uydusu gibi dönmeye başladı. Mert Yıldırım. Bir sol direkt süper. Bunları arttır, fazlalaştır. Herkes bunu bekliyor. Silence Convention Center'da yıkıcı bir yumruk peşinde seyirciler. İsvan Zeller rakibinden 3 santimetre daha uzun. Hareketli vaziyette Mert. Sol direkt aldı. Bir tane daha sol direkt geliyor Macar İsvan Zeller'den. Şimdi bir sol koşesa vurdu. Ters tarafa gitti. Yakalayamadı Mert. Bayağı tecrübeli bir isim. Kariyerinde 38 galibiyeti var. İsvan Zeller'in değerli izleyiciler. Hani deriz ya, yeni başlayan boksörlerin karşılaştığı boksörler vardır diye. Onlardan bir tanesi İsvan Zeller. Önemli bir deneme. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, tecrübe boksta her şeydir. Bazen 50 yaşında bir boksörü koyun karşısına, 20-25 yaşında işin içinden çıkamaz. Ne kadar hırçın bir boksör olursa olsun, o tecrübeyi tatmadığı sürece ringde indirici bir yumruk peşinde olup rakibi bayıltırlar. Aksi takdirde puanla kazanmaları bile zorlaşabiliyor zaman zaman. İşte Benny Blanco ile birlikte çalışıyor biliyorsunuz Birol Topuz. Benny Blanco matchmaker, yani maçları
eşleştiren, schedule yapan yani planlayan isimlerden Benny Blanco, Ses Kulübü'nü bilirsiniz. Tyson Fury'nin de Tom Schwartz'ın da çok yakın çalıştığı isimlerden bir tanesi. O da şu anda salonda sevgili izleyiciler. Şu anda ufak bir sarılma meydana geldi. Tekrar sol aparkat girişiminde bulundu Macar boksör. Sol direkte midesine gelmeye çalışıyor. İşte bu. Tekrar yakalaması lazım. Kovalıyor. Tempo arttı ama round zili çalıyor. Köşesinde çok önemli bir antrenör var. Bunu size daha önce de söylemiştim. Arthur Grigorian. Arthur Grigorian dünya şampiyonluğu yakalamış bir boksör. O da Almanya'da yaşayan isimlerden bir tanesi sevgili boks severler. Kariyerinde sayısız başarı olan bir boksör. Özbekistan vatandaşı, Taşkentli ama Hamburg, Almanya'da yaşıyor. Ters kart bir boksördü. Kariyerinde tek yenilgisi olan bir isim. İşte Benny Blanco ekranlara geldi değerli izleyiciler. Şimdi hanımefendi önünü kapatmış oldu ama sarışın olan Benny Blanco'ydu. Şu anda havlu omuzunda olan da Arthur Grigorian sevgili izleyiciler. Tek yenilgili kariyeri vardı. Ve WBO'da hafif siklette dünya şampiyonluğu bulunan bir boksördü. Hafif sikletin çok çok önemli yıldızlarından biri olarak boksu bırakmış bir isim Arthur Grigorian. Amatör kariyerinde de 1991'de gümüş madalya kazandı. 1993'te yine aynı başarıyı elde etmek istedi ama olamadı. Şöyle söyleyeyim, Oscar De La Hoya'dan boşalan şampiyonluk kemerini, hafif siklet kemerini almış, sonra da Freitas'ta kaybetmişti. Şu anda köşesinde bulunan Mert Yıldırım'ın antrenörü. Haydi Mert. İşte bakın sol alt köşedeki antrenörden bahsediyorum. Havlu omuzunda olan Özbek değerli izleyiciler. Ve bakın bu darbe salonda yankılandı adeta. Sol direk. Şimdi sol direkte geldi Macar. Durdurdu. Kafayı kaldır diyor. Bel altı vurdu mu vurmadı mı? Bunun muhakemesini yaptı karşılaşmanın hakeme. Ama kesinlikle bir bel altı yok gibiydi sanki. Sağ kroşa giriyor. Bravo Mert. Tempoyu arttırması lazım. Rakibinin sürekli sol direkleri var. Bir sol direkte bizden. Hadi yakın mesafeye gir. Baskı kur. Köşelerden çıkartma. Önünü kes. Bir şeyler yap. Karşılaşmada tempoyu arttır, sırtıma vuruyor diyor Macar İsmail Zeller. Sol koşa savurdu, yakalayamadık. Hayır, bunlarda bir şey yok. İtiraza hiç gerek yok bence. Bravo Mert. Baskıya devam et. Sert vurdukça kollarından olsun, vücudundan olsun aldığı darbeler Macar boksörü rahatsız etmeye başladı. Şikayette bulunuyor hakeme. Aynen devam. Şimdi sol direk geldi Macar İsmail Zeller'den. Yenilgisiz bir kariyeri var. Böyle de devam etmesini çok arzuluyoruz. İstanbul'da ringe çıktı. Mert Yıldırım bundan önceki bütün karşılaşmalarını Almanya'da yapmıştı. İlk kez İstanbul'da, ilk kez Türkiye'de maça çıkmış vaziyette. Şu anda 8 maç 8 galibiyeti söz konusu sevgili izleyiciler. Ben 7 maç dedim ama 8 maç, bunu da düzeltmiş olayım. İsmail Zeller. Bakın şimdi yakalandı ama. Sola da yakalanmış olsaydı bir anda yerde kalabilirdi. Sağ yedi, arkasından ne yaptı yaptı kendisini kurtardı. Ne yaptı yaptı kendisini kurtardı.
Seyda Keser'in eşi Gamze de ekranlara geldi az önce. Büyük heyecan var. Heyecan kasırgası devam etmekte. An be an fırtına kopuyor. Artık pazar akşamına gözler çevrildi. Bu pazar akşamı saat 21.25'ten itibaren zaman zaman tanıtımlar ekranlara geliyor. Danny Garcia, Golovkin'den önce o vardı sevgili izleyiciler, öyle söyleyeyim sizlere. Golovkin konuşulmadan önce Danny Garcia ile maç yapacaklar mı diye ortalık kasıp kavrulurken Danny Garcia'nın aldığı bir yenilgi bu maçı iptal ettirdi. Başka yere yöneldi, Canelo'ya. Canelo ile beraber kaldı, sonra kaybetti. Golovkin 8 Haziran'da tekrar geri dönüyor. İşte Danny Garcia'nın Granados'la karşılaşması var. Yarı orta siklette olacak maç. Swift lakabıyla bilinir. Deniz Swift Garcia, Porto Rikolu boksör. Sol direkt midesine. Yıpratmaya başladık. Dördüncü rounddayız. Altı roundluk karşılaşma bu. Ataşehir, 500 bin nüfusa yakın bir popülasyon, nüfus var burada ve spora ilgi gerçekten çok fazla. 15 bin kişi salonun dolduğu bir yerden bahsediyoruz. Ataşehir'den. Fenerbahçe basketbol takımının maçlarını oynadığı Ataşehir. Şimdi burada. Az önce Mert Yıldırım gayet iyi yakaladı yine. Sol direk çok nefis. Macar buna gülmeye başladı ama aldım bir kere bu yumruğu. Karşılığını vermek niyetinde. Hiç rakibinin tuzağına düşmedik. Bu bir kere güzel bir olay. Bakın direğinin üzerinden bir sol. Overhand vuruş denedi ama yakalayamadık bu kez. Omuzuna doğru yönelmeye çalışıyor Mert Yıldırım. Solu savurdu. Kontrayı yememek için hemen kapandı boşa gidince yumruk. Sol direkten isabet yok Macar İsvan Zeller'in. RM Boxing'de heyecan iyice artmaya başladı. Dördüncüsünü beklemeye başladı seyirciler. Üçüncüsü gerçekleşiyor şu anda. Mert Yıldırım ile İsmail Zeller karşı karşıya. Aralarında tam 10 yaş fark var. 29 yaşında İsmail Zeller. 19 yaşında. Çok güzel Mert'ten bir yumruk. Mert 19 yaşında. Hareketli vaziyette. Gardını açık tutuyor. Ara ara direkt yumruklar almasına sebep oldu bu biraz. Şimdi solu yakalamaya çalıştı. Zeller buna müsaade etmedi. Haydi Mert biraz tempoyu arttır. Hani genç yaşıyla artık 5. 6. roundlarda temposunu iyice ama iyice artırmak zorunda. Macar boksör. Arnavutluk olsun, Almanya olsun. Birçok yerde karşılaşmalara çıktı. Macaristan kendi ülkesi zaten orada karşılaşmalar yaptı. İngiltere'de Mark Heffron karşısında yenilgisiz boksör karşısında puanla kaybetmişti. Bu adam açıkçası öyle kolay kolay teslim olan bir isim değil. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. İşte pozisyonlar bu sol koşenin kaçtığı yer. Avustralya Melbourne'de bile ringe çıktı. Amerika'da ringde bulundu. Danimarka'da maç yaptı. Gitmediği yer yok. İsviçre keza öyle. Çek Cumhuriyeti. İsvan Zeller 2013'ten beri profesyonel kariyerini sürdürmekte. Beşinci round karşılaşmada başladı. Altı roundluk maçın sondan bir önceki roundundayız.
Şimdi yumruk kombinasyonları. Şimdi bastırıyor ama o kadar hızlı ki. Önünde hiçbir şekilde durmuyor. Köşe bıçak. Kontrolar sırasında kaçmayı tercih ediyor. Sol aparkat yüzünü sıyırdı geçti. Mideye doğru bir direk yumruk. Mert Yıldırım'dan, Yozgatlı boksörden. Yozgat Sorgunlu ama Almanya Hamburg'da yaşıyor. Bunu sizlere aktarmıştım. Bir kez daha yinelemek istiyorum. Belki ekran başında böyle Yozgatlı Sorgunlu hemşerileri vardır. Gururlansınlar diye söylüyorum. Biz Türkiye'nin 82 milyon olarak her sporcumuzla büyük gurur duyuyoruz. Ama kendi memleketimizden, mahallemizden oldu bu da. Koltuklarımız kabarmıyor değil. Haydi Mert. Kapandı. Köşeye doğru sıkıştırmak istiyor. Karaciğer'e gitti. Orada bir şey bulamadı. Sol direkte tekrar peşinde. Ama Macar bu şekilde maç kazanması biraz zor. Tekrar sağ kroşe. Sürekli oyun kuran, baskı kuran Mert Yıldırım. Son roundda da daha fazla çalışmaya ihtiyacı da söz konusu. İşte sparringler, antrenman maçları o kadar önemli ki bunları fazlasıyla yaptığınızda bu rakipler sizin karşınızda duramazlar. Mesafeli duruyor Mert Yıldırım. Sol direk attı, isabet yok. Kapandı şimdi. Mideye bir darbe. Macar boksörden direkler geliyor. Sol direk geliyor tekrar. Harika bir sağ daha geldi. İsvan Zeller, Macar boksör. Son raunda taşıyacak karşılaşmayı. Solla geldi, çok iyi. Düz gardıyla maçın başından beri devam ediyor. Beşinci raunda bitmek üzere. Bir sağ daha denedi. Macar kendi köşesine kadar geldi. Sol direk yumruk kombinasyonları isabet bulmadı tabi. Macar köşesinde dinlenmeye çekildi değerli izleyiciler. Mert Yıldırım, Yozgatlı boksörümüz, kesinlikle ama kesinlikle şunu ön plana çıkartmalı. Yani ataklarını daha presli, böyle boksu köşeye doğru taşıyarak, önünü keserek, hani basketbolda vardır ya, koşan rakibinizi, top elinde olan rakibinizi çizgiye doğru yönlendirirsiniz ya, önünü kesersiniz ya, aynı o şekilde iplere doğru yöneltip kendisinin önünü kesmesi şart. Baskısını artırması, yakın mesafeye girip son roundda artık gerekenden fazlasını yapması gerekiyor. Yozgatlı boksörümüze güveniyoruz, yapacak diye de inanıyoruz. Son rounddayız, umarım bir sakatlık olmaz. Bu roundu da tamamlarız ve maçı kazanırız inşallah. Look on. Final round. Max. Altıncı ve son round başladı. Üçer dakika her round sevgili izleyiciler. Şimdi İsvan Zeller, 29 yaşındaki boksör. Son roundda sürpriz peşinde. Sağ direkte geldi, sağ direkte karşılık. İki boksör de maçın peşini, galibiyetin peşini bırakmıyor. Açıkçası yakın bir fark olabilir. Ringin dışında kaldı. Hakem hemen araya giriyor. Box. Gecenin son karşılaşması olarak ekranlara getiriyoruz. Mert Yıldırım, İsvan Zeller mücadelesini. Ama ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Geçen haftanın özetleri var. Geçen hafta özetlerde biliyorsunuz Jaime Munguia'nın maçı var ve mükemmel bir sol koşa geldi Mert'ten. Dennis Hogan'la yaptığı ve efsane bir mücadeleydi. Özetleri göreceksiniz.
İrlandalıyla Meksikalı'nın maçını hafta boyunca beni nerede görürseniz sordunuz. Bence Dennis Hogan kazandı demiştiniz. Şimdi burada omuzundan sekti yumruk. Sol drag. Macar yakın mesafeye girince nasıldı? Sol koşasa vurdu, yüzünü sıyırıyor yine Macar boksörün. Macar dün tartıda Mert'le yüz yüze geldiğinde rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. Mert de efendi kişiliğiyle çok ön planda. Bu maçta da bunu görüyorsunuz zaten. Yıldırım soy ismi kimi hatırlatıyor? Tabii Avni Yıldırım. Bir Yıldırım'ımız daha oluyor değil mi? İnşallah. Sol direk derken mükemmel. Haydi bastır. Bir anda yakaladı. Güçlü yumruğunu vurdu. Macar duvara çarptı resmen. Hadi Mert. Yaparsın. Karaciğer'e sokuldu tekrar. Son saniyeler. Yakın mesafeye girdi. İşte bunları istiyoruz maçın başından beri. Sallanır gibi oldu. Bir kez daha gidiyor üzerine. Bir sol direk. Verilmiş sadakası varmış. Gong sesi mücadeleyi bitirdi. Şimdi kim kazandı, kim kaybetti? Merak ediyoruz. Tekrar tekrar pozisyonları bir görelim. Burada ringin dışında kaldığı an harika yakaladığı yer burası. Yönetmenimiz Kerim Beşer ekranlara getiriyor. İşte bakın burada hummalı bir çalışma. Gecenin başından beri bütün ekibimiz sizlere bu resitali sergilemek için büyük çaba sarf ettiler. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Şimdi galibi göreceğiz. Arkasından da sevgili izleyiciler. Gecenin özetlerine geçeceğiz. Heyecan son derece yüksek. Sevgili izleyiciler, şu anda yönetmenim beni uyarıyor. Granados, Deni Garcia karşılaşmasının tanıtımı var. Bir dakikalık böyle onları göstereceğiz size. Sweeping unanimous decision 60-54 on three judges scorecards. Bütün hakem kararlarında 60-54 ortak kararla 8. kez Mert Yıldırım! Yenilgisiz kariyerine devam ediyor. Mert Yıldırım, tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, ben Bilge Handemir hepinize mutlu akşamlar dilerken, arkadaşlar her zaman söylüyoruz, boks gecesi tabelamıza yorumlarınızı göndermeye devam ediyorsunuz. Boks gecesi adresimizi takip ediyorsunuz. Boks gecesi, hiçbir maçı kaçırmıyorsunuz. Şimdi geçen haftanın özetlerine gidiyoruz. Pazar günü de 21-25'te ekran başında olun diyoruz. VMAX.